Selam. YouTube videoma hoş geldiniz. Öncelikle izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Benim adım Aleyna. Tekrardan videomu ilk defa izliyorsanız. Şöyle söyleyeyim, bir ara geçirdik. Maalesef bu arayı verdiğim için özür dilerim ama okul işleriyle uğraşıyordum. Sürekli olarak bunlara yoğunluk gösterdim. Tercihimi yaptım. Tercihler açıklandı. Okulum belli oldu. Nereye gidiyorsun Aleyna derseniz Kuşadası'na gidiyorum. Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi. Yine aynı şekilde gastronomiden devam edeceğim. Aşçılık. Yani benim zaten en iyi yapabileceğim şey de buydu. Kendi alanım. Daha önce de zaten söylemiştim. Bu konuda ilerlemeyi düşünüyorum. Bu şekilde kendime deneyim kazandırmayı düşünüyorum. Ve bunda da iyi bir yerde olacağımı düşünüyorum. İnşallah bu düşüncelerim gerçek olur. Tekrardan videolarımı çekmeye başladım. Gerçekten o kadar çekmek istediğim kitap incelemesi var ki. Ve ben bu kısa arada tekrardan evet tabii ki kitaplarımı okudum. Ama bu okuduğum kitapları bir türlü çekemedim. Yani Sergüzest, Uçurma Avcısı, ismini unuttuğum bir kitap daha vardı. Yani 3-4 kitap bitirdim. Kalın kitaplardı, ince kitaplar değildi. Ya bunları çekebilirsem eğer bunları çekeceğim. Onun dışında yine çekmek istediğim videolar var. Bakalım, yani zamanla olacak bir şey. Eğer Aleyna bu süreç içerisinde ne yapıyordum derseniz şöyle detaylı bir şekilde açıklayayım size. Tercihimi yaptım. İlk tercihimde Antalya düşünüyordum ben. Dedim Antalya falan gelir ama beklediğim gibi olmadı. Aydın geldi. Yakın yer mi? Yakın yer. Hem Antalya'ya da yakın. Onun dışında İzmir, başka neresi olabilir? Mersin falan. Ya yakın yerler birbirine zaten. En fazla 2 saat, 3 saatlik yerler. Yani gayet güzeldi. Onun dışında okuldakilerle konuşmaya başladım. Gruba girdim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Daha okula gitmeden. O kadar mutluyum ki yani. Bunun dışında size başka ne anlatabilirim? Antep'ten geri döndük İstanbul'a. Gerçekten onun için de vlog çekiyordum. Şimdi gitti. Neyse tamam. Güneşsiz de devam edebiliriz. Konuşamadım ya. Vlog çekemedim yani, dediğim gibi Antep'ten buraya gelirken de vlog çekmeye çalıştım ama nedense vlogu yarıda kestim. Aslında nedenini biliyorum ya. Nedenini biliyor musunuz? Açık açık size söyleyeceğim. Belki bunun gibi bir durum yaşayan biri olduysa beni çok iyi anlayacaktır. Belki fikirlerinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bu durumu atlattığım için bu kadar rahatım. O durumu yaşadığım zaman gerçekten biraz böyle hani afalladım. Neye uğradığımı şaşırdım. Eğer bu yaşadığın olay ne Aleyna derseniz, merak ederseniz hemen kısa bir özet geçeceğim. Anlatmaya bile değmez aslında ama neyse. Şöyle, hayatımın iyi bir döneminde değildim. Zaten böyle hani o söylediğim şehre, Antep'e gittiğimde biraz böyle kendimi kötü hissediyordum. Çünkü orada yaşadığım bir olay vardı. Bir hani nasıl anlatılır ki bu yani, bilmiyorum. Hayatımda biri vardı. Bu kişiyle güzel birlikteliğimiz oldu. Daha sonrasında onun hataları yüzünden, üçüncü kişi yüzünden ayrılmak durumunda kaldık. Tamam, evet, olabilir. Çoğu insanın hayatında oluyor böyle şeyler. Zaten hani bunu da biliyoruz ama beni en çok üzen şey bu üçüncü kişiyle evlenmesi oldu. Ve ben bunu hani böyle kızların oluyor ya o hissiyatı. Böyle tam uyuyordum, biliyor musunuz? Sabah bir kalktım güzel kızlarım. Eğer bunu izleyen bir kız varsa. Kalktım böyle. İçimde bir şey diyor ki ya onun hesabına bak. Ama böyle beni darlayan bir şey. Bak 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 bak. Ben bunu daha önce de yaşadım. Bunu daha önce yaşadığımda o kızla birlikte olduğunu öğrenmiştim. Yine aynı his. Biri bak 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 diyor. Hadi dedim bakayım. Bir baktım ki kızla birlikte gelinlikle damatlık fotoğrafı. Şok oldum. Beni bağlayan bir şey yok ama gerçekten üzüldüm. Hani o hani derler ya işte verdiğim zamana. Ne bileyim yani onunla yapacağım zaman kitap okurdum. Belki de YouTube'a daha önce başlardım. Bunları da düşündüm. Kendimi biraz çok kötü hissettim gerçekten. Bu yüzden video çekememiş olabilirim. Yani kendimde o kamera karşısına geçip o hani bu gülüşü atamayacağımı biliyordum. Ama şu an gerçekten çok içten gelerek atıyorum bu gülüşü. Ve mutluyum olduğum yerde. Özellikle de Kuşadası'nda olduğum için, okulum olduğu için o kadar mutluyum ki. Çünkü hayal ettiğim bir şeyi daha başardım. Üniversiteye gideceğim. Bu o kadar müthiş bir şey ki. Ay! Herkesin hayallerini gerçekleştirmesini o kadar çok istiyorum ki canı gönülden. Ne hayaliniz varsa o gerçekleşsin. Manifestleyelim. Eğer ki manifest derseniz bence alası bende kızlar. Neden derseniz 2-3 gün önce tercihler açıklanmadan 2-3 gün önce 2 günde bir film var. Herkes izliyor onu, Zeytin Ağacı.
Ben onu bitirdim yani. Böyle gördüm TikTok'ta falan. Bir anda oturdum. 2 günde 2 sezonu bitirdim. Neyse tamam Aleyna. İzledin Aleyna. Okey Aleyna. Ama izlerken de sürekli diyorum ki ben hani Ayvalık gibi bir yerde olmak istiyorum. Allah'ım sürekli böyle diyorum, sürekli böyle diyorum, sürekli böyle diyorum. Ama 2 yıl boyunca yani keşke diyorum böyle bir yerde yaşasam. Keşke diyorum böyle şeyler olsa. Hani benim ruhumu iyileştirecek o güzel Zaman Bey ortaya çıksa. Ve sonrasında baktım ki aslında Zaman Bey benim içimde. Ve Aydın da benim Ayvalık'ım olacak. O kadar sevindim ki gerçekten. Daha sonrasında bana Kuşadası'ndan birkaç video attı bu yeni tanıştığım kızlar. Ve gördüm ki Ayvalık aynı cümleye benziyor. Aynı. Yani birebirler. Zaten aralarında 2,5-3 saatlik yol var kaldığım yerde. Yani o kadar mutlu oldum ki. Ama siz benim sevincimi anlatamam size ya. Yani yerimde zıplıyorum. Allah'ım diyorum. Beni mi duydun? Yani duydun yani. Gerçekten beni duydun. İsteğimi gördün. Hani kalbimden geçeni bildin ya. Orada olduğum için o kadar mutluyum ki. Ve dilerim ki eğer hani ne bileyim ya kötü bir şeyler olsun istemiyorum. Çok güzel zamanım geçsin. Size bu zamanları aktarabileyim arkadaşlarımla, ailemle. Yani yeni kişilerle birlikte. Bence bu benim için çok iyi olur. Dilerim herkes böyle istediği şeyin peşinden koştuğunda olacağını görür. Şu kafamdakini soruyorsanız da Gülhane Parkı'ndayım. Ayasofya'ya gittim. Ayasofya'da biraz zaman geçirdikten sonra Gülhane Parkı'na geldim. Ve şurada aşağıda limon ağaçları var. Gittim oradan da bir tane limon aldım. O da bana hediye bıraktı. Sivrisinekciğim. Ne diyelim? O bana hediye verdi. Ben de ona hediye verdim. Anlaştık öyle. Şunu biliyorum ki bu videoyu izleyen kimse artık. Ya o kişiye tek söyleyeceğim kişi kimse sizin hayatınızdan önde değil. Kimse sizin hayallerinizin önüne geçmesin. Kimse size dur demesin. Kimseyi dinlemeyin. Kimsenin kararlarına gerekirse saygı da duymayın. Ne için saygı duymayın? Bu sizin hayallerinize yaklaşmanızı engelliyorsa. Şunu fark ettim. Benim annem babam değil benim hayallerime yaklaşmamı engelleyen kişi. Hayatımdaki o kişiydi ve ben bunu fark ettiğim anda gerçekten o kişiden uçarak kaçtım yani. Ve sonrasında dedim ki Aleyna sen ne yapıyorsun? Sen böyle biri değilsin. Beni gerçekten aydınlatan kişi kendim değildim. Annem ve en yakın arkadaşımdı. Yani beni aydınlattılar. O kadar mutlu oldum ki. Her zaman kendime bunu diyorum. Aleyna, olmak istediğin yeri sakın unutma. Yaşamak istediğin şeyi sakın yaşamayı unutma. Üstüme böcek kondu. Normalde böceklerden çok korkanım. Gerçekten. Bunu ilk videoda da söylemiştim. Şu an titriyor. Ama sizin için sakin kaldım. Ve kendim için gerçekten sakin kaldım. Normalde gerçekten çok korkarım. Sakinim. Ay gerçekten korktum. Böyle kalbim güm güm atıyor ama sakinim. Zaman zaman inşallah bunu da aşacağımı düşünüyorum. Ya aşmaya çalışıyorum gerçekten ama nedense şu filmi izlediğimden beri aklımda sürekli bu şey yapıyor. Acaba geçmişten gelen bir şey mi var? Neydi filmin adını unuttum bir anda. Zeytin Ağacı. Evet. Ya gerçekten bakın. Benim söylediğim filmleri izleyin. Gerçekten ya. Ben çok güzel filmler öneririm. Herkese güzel şeyler öneririm. Asla kötü film önermem. Yani önerdiğim filmler her zaman çok iyiydi. Bir cümlemi nasıl öneririm daha fazla kullanabilirim. Attı çalışma. Yani şu zamana kadar izlediğim en güzel filmlerden biriydi. Böyle çok film dizimizi izleyen biri de değilim. Ama gerçekten ne bileyim. Farklı hissettirdi bana ama sanki böyle bir ikinci sezonu yarıda kaldı gibi hissettim. Hani sevgiye ne oldu, iyileşti mi falan filan. O konularda bir takıldık. Onun dışında sizinle böyle sohbet etmek istediğim başka bir şey düşünüyorum. Okulumu size söyledim. Aydın'da olanları gerçekten beklerim. Aydın nasıl bir şehir bilmiyorum. Ama benim için iyi olacağını biliyorum, güzel olacağını biliyorum. Oraya gittiğimde daha çok şeyler çekeceğim. Okul çekeceğim. Çünkü okul neden çekeceğim ilk başta? Ben okulla ilgili hiçbir şey bulamadım ya. Olduğum yerde yani Kuşadası ile ilgili hiçbir şey bulamadım. Ya bunun çevresi nasıl? Kendisi nasıl? Bir Allah'ın kulunu çekmek aklıma gelmedi mi?
Ben gittiğimde çekeceğim. Çevreyi çekileceğim. Gerekirse okulun yolunu, okulun içini, okulun dışını çekeceğim. Yani gelmek isteyen kendini bilerek gelsin. Nasıl bir yer olduğunu bilerek gelsin. Ben şu an gerçekten, ya evet Kuşadası mı Kuşadası? Evet istediğim gibi mi? İstediğim gibi. Ama okul işte hani keşke bir çekseydiniz, görseydik, bilseydik tam olarak. Yani birkaç yıl önceki videoyla olmuyor ki. 5 yıl önceki videoyla ne kadar birebir olabilir ki yani bu seneki bir şey. Siz beni anladığınızı biliyorum. Onun dışında başka size söylemek istediğim bir şey düşünüyorum. Sizi üzmeyeceğim. Ara vermeyeceğim gerçekten. Ya kanalın izlenmesini de düşürdüm. İyi gidiyordu, yüksek gidiyordu. Gerçekten algoritmayı da biraz mahvettim. Yani çok üzüldüm bu duruma gerçekten ama hani o dönüm noktası benim kötü oldum ya. Neden dönüm noktası diyorsanız tekrardan kendime bir şeylerin nasıl olması gerektiğini tekrardan kendi kendime hatırlattım. Aleyna bu neden oldu? Bundan oldu. Peki bunun bir daha olmasını istiyor musun? Hayır. O zaman ne yapman gerekiyor? Bu sorulara gerçekten cevap alabildiğimi düşünüyorum. Çünkü kendi içimde çoğu gün uyumadım. Sabaha kadar oturuyordum. Şu sıralar uyuyorum gerçekten. Çok mutluyum. Gerçekten uyumak çok güzel bir şey ve ben uyumayı seven biriyim. Kuşlar çok güzel ötüyor. Bak bu bile bir sevinmek için bir şey ya. Kuşlar ötüyor. Nefes alabiliyorsun. Yürüyebiliyorsun. Buraya gelebiliyorsun. İstanbul'u seviyorum ama en çok da İstanbul'dan nefret ediyorum. Bir ayrı konu da bu. Hayatınızda her zaman sakinlik, huzurluk olsun. Aslında bu videoyu böyle kahveyle birlikte falan çekecektim. Gerçekten planladım. Ama sonra bir anda şimdi durup dururken spontane, kendimi çok iyi hissettiğim bir anda çekmek istedim. Sizleri seviyorum. Bu videoyu kim izliyorsa onlar için çok iyi dilekler diliyorum. Kendimi de iyi bir yerde görmek istiyorum. Hayatımı göz önünde yaşayıp ileride kendimden bahsedilmesini çok istiyorum. Ha, Aleyna dediklerinde, Aleyna tam çitili kim dediklerinde şu kişi demelerini istiyorum. Ve diliyorum ki canı gönülden bu isteklerde olan birinin de bu isteklere kavuşmasıdır. Ha ben gerçekten şey olarak istemiyorum bunu. Ne fenomen değil. Kitap okuyan, inceleyen, mesleğinde başarılı. Mesela yarın bugün oyun oynayan, bir ertesi günü kitap yayını açan. Yani ne bileyim işte. Ay bir şeyler var üzerimde. Parkında en sevmediğim yanı bu. Neyse ben bu çimenlikten kalkıyorum. Yoksa vallahi çığlığı basacağım. Size çok çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İzliyorsanız da sizden destek istiyorum. Kanalıma abone olun.